4. tepkime türümüz arkadaşlarım yer değiştirme tepkimeleri. Bir tepkimenin yer değiştirme olup olmadığını nasıl anlarız? Geliniz tepkimeler üzerinde inceleyelim. Çinko katısı HCl sıvı ile tepkimeye girecek. Daha önceki derslerimizde bahsetmiştik. Biliyorsunuz çinko amfoter bir metaldir. Amfoter metaller bütün asitlerle ve kuvvetli bazlarla tepkime verir. Ve amfoter metallerden hangi gaz açığa çıkıyordu arkadaşlarım? Hidrojen gazı açığa çıkıyordu. Bakınız çinko katısı. Çinkonun değerli biliyorsunuz bir geçiş metali olmasına rağmen sadece artı ikidir. Aktif ve amfoterden çıkan gaz hidrojen gazıdır. Ve metalin değerliğinin yarısı kadar hidrojen gazı açığa çıktı. Burada iki haş atomu var. O zaman buraya iki yazıyorum ve ZNCl2 bileşiği oluştu. Bakınız çinkonun yanına klor geldi. Hidrojen de serbest hale geçti. Yani tamamen bir yer değiştirme gözleniyor. Çinko klor birleşti. Hidrojen serbest hale geçti. Bakınız bir yer değiştirme tepkimesine örnek. Peki potasyum hidroksit hidrojen bromür arkadaşlarım. Potasyum artı birdir. Buradaki oh kökü eksi bir. Hidrojen artı bir. Brom eksi 1. Bakınız bunun eksisi bromun eksisi potasyumun artısıyla bu eksi de bu artıyla yer değiştiriyor. Birleşiyorlar ve potasyum bromür artı su oluşuyor arkadaşlarım. CH4 klorla yer değiştirecek. Bunu tabii ki organik kimyada da göreceğiz arkadaşlarım. Alkanlar bütün bağları tekli bağ olduğu için sp küp hibritleşmesi yaptığı için katılma tepkimesi vermez. Alkanlar yer değiştirme tepkimesi verirler. Güneş ışığında e, alkanlar yer değiştirme tepkimesi verirler. Bakınız şuraya şöyle çizeyim ben metanı klor gazı buradaki H çıkıyor. Çıktıktan sonra metil radikali oluşuyor ve klor H'ın yerine bağlanıyor. Bu H artı da buradaki klorla bir araya geliyor ve HCl yapıyorlar. Yani H çıkıp yerine klor bağlanıyor. Dolayısıyla yer değiştirme tepkimesi gerçekleşmiş oluyor arkadaşlarım.